Merhaba arkadaşlar, Alaaddin 61'i izlediğiniz için teşekkürler. Bugün karşınızda yeni Audi A3 Sedan olacak. Bu gördüğünüz araçta S-Line Sport paketi var. Daha agresif ön tampona sahip, daha büyük ve daha güzel jantlara sahip. Arka tamponu da değişik. Bu araçta yeni LED Matrix far sistemi var. Stop lambaları da değişti. Dynamic turn signals'ları var. Yani sinyal lambaları çok güzel, bildiğiniz gibi. Ayrıca içi de komple yenilendi. Gördüğüm en lüks kokpitlerden biri küçük sedanlar için. Audi dijital kadrana bayılıyorum. Yeni MMI sistemi var. Google Earth sistemi kullanıyor ikisi de. Koltuklarının hayranıyım zaten. S logoları çok beğendim. Virajlarda çok iyi destekliyor. Orta konsol, her şey mükemmel. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu aracı sunroof ile alabilirsiniz. Panoramik cam tavanı ile alabilirsiniz. Bu araçta her şey var. Sadece o yok. Seçenekleri de var yani. Bir de benim beğendiğim şeylerden biri de ambiyans aydınlatma arkadaşlar. 30 tane renk seçeneği var. Kokpiti muhteşem görünüyor. Bu gördüğünüz araç 35 TFSI 150 beygir gücünde ve 250 Nm tork üretiyor. Önden çekiş bir araçtır. Quattro sistemi seçeneklerde var. 0-100 hızlanması 8.4 saniye. Maksimum hızı 234 km saatte. Aracın motoru 1.5 litre 4 silindir, sıralıdır, benzinlidir arkadaşlar. Ve 7 ileri çift kavrama otomatik şanzımana sahip. Şimdi yakından inceleyelim. Bu gördüğünüz renk Daytona gri diye geçiyor. Yenilenmiş LED far sistemi var. Gündüz ışıkları iki parçadan oluşuyor şimdi. Otomatik uzunlar ve viraj aydınlatması var. Bunlar Matrix LED. Far temizleme sistemi de var. Panjuru değişti. Audi A7 gibi, A8 gibi biraz daha büyüdü. Ayrıca bu S-Line panjurdur gördüğünüz gibi. Detayları değişik. Radar var adaptif hız sabitleyici için. Ve S-Line ön tamponu görüyorsunuz. Harika görünüyor. Bu araç parlak siyah detaylarla geliyor. İsterseniz krom da alabilirsiniz veya mat gri. Jantları da standart olarak S-Line Edition olduğu için 17 inçle geliyor. Ama bunlar 18. Seçenekler var yani. Marş piyeller S-Line. Yanda S-Line logomuz var. Aynalar siyah renkte. Koyu camlarımız var arka bölümde. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi de var. Rengi çok yakışıyor. Jantlar da çok yakışıyor. Arka tampon S-Line olduğu için bir o kadar daha sportif duruyor. Stop lambalarını çok beğendim. Dinamik sinyal lambaları var bu araçta. Bildiğiniz gibi Audi'nin özelliği. Çok şık duruyor. Geri görüş kamerası var. Otomatik park sistemi var. 35 TFSI yazısı var. Ayrıca 30 TFSI de var. 1 litre 3 silindir benzinli motor turbolu 110 beygir gücünde. Bu 150 beygir gücünde otomatik, manueli de var. Bagaj hacmine bakacak olursak aracın ağırlığı 1295 kilogram. Bagaj hacmi de 425 litre, arka koltuklara yatabiliyor. Yakıtı da ortalama 5.6 litre 100 kilometrede. Burada torbaları koyabilirsiniz buraya. Altta da bölümümüz var. Bu araç turbolu bildiğiniz gibi. Ayrıca 30 TDI yani dizel, 35 TDI motor seçenekleri de var. 2 tane motor seçeneği var. Yine manuel veya dizel. Bu gördüğünüz aracın başlangıç fiyatı 42.000 euro ama bu araçta yok. O yüzden 50'yi geçiyor Hollanda'da. Motoru bu şekilde 4 silindir sıralı benzin. Şimdi içine bakalım. İçi de dışı kadar bir o kadar güzel. S-Line logosu var aydınlatılmış girişte. Hayalet gösterge var. İçi de komple S-Line. Koltuklara bakar mısınız? Bence harika görünüyor. Kırmızı iple işlenmiş. Tasarımı müthiş. Ambiyans aydınlatma zaten benim favorilerimden biri kesinlikle. Süper görünüyor. 30 renklidir. Bu araçta yok. güvenlik sistemleri çok sayıda. Ve yeni Audi A3 Sedan'ın içindeyiz. Muhteşem bir kokpiti var. Çok acayip görünüyor. Google Earth sistemini kullanıyor Audi hayalet gösterge dijital kadran ve MMI Plus sistemi. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Tabii ki değişik modlar var. Bunları değişik göstergelere ayarlayabiliyorsunuz. Navigasyon bilgisi var. Ve bu görüntü muhteşem. Gördüğüm en güzel küçük sedanlardan biri kesinlikle. Komple değişti bildiğiniz gibi. Hatchback var. Şu anda sedanındayız. Ambiyans aydınlatma için 30 tane renk var. Arkada da devam ediyor. Birazdan ona da bakacağız. Çift renk de yapabiliyorsunuz. Komple kokpit değişti bildiğiniz gibi. MMI Plus biraz sürücü odaklı. S-Line direksiyonu var. F1 vites kolları var aydınlatılmış. Altı düz de alabilirsiniz. Yuvarlak S-Line direksiyonu da var. Bu çok iyi bir yenilik. Kırmızı iple işlenmiş. Bu araçta ayrıca kör nokta uyarı sistemi var. Bu bölge kör nokta uyarı sistemi için ışık veriyor birisi olduğu zaman yanınızda. Ve bu araçta tabii ki head-up display de var. Hız limitini de gösteriyor. Bütün bilgileri veriyor gördüğünüz gibi. İçi muhteşem. Çok klas bir mekan. Aşırı beğendim. Şimdi yakından inceleyelim arkadaşlar. Audi logosu var. Quattro da alabiliyorsunuz. Burada S-Line koltuklarımız var. Kırmızı iple işlenmiş S logosu var. Ortası Alcantara ve şekline bakın. Muhteşem. Çok iyi destekliyor. Baldır desteği var. Kenarları deri. Burası manuel arkadaşlar. Ayarlanabilir. Kol dayama var. Eşya gözümüz var. Burada bardaklıklar var. Biraz ucuz maliyet ama eşya gözü olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada elektronik el freni var. Burada da elektrik soketimiz var. Ortası bu şekilde. Vites kolu çok küçük gördüğünüz gibi. Aynı Golf 8'lerdeki gibi. Yeni Audi modelleri artık böyle. D için aşağı veya spora da alabilirsiniz. Bir tık daha aşağı yapıyorsunuz. Üste aldığınız zaman geri vitese geçiyor. Burada park düğmemiz var. Start düğmesi de yenilendi gördüğünüz gibi. Siyah renkte aydınlatılmış. Burada MMI sistemi var. Sesi böyle kapatıyorsunuz. Böyle açıyorsunuz. Bu da çok güzel bir sistem. Burada kablosuz şarj sistemi var. Telefonu oraya koyduğunuz zaman şarj oluyor arkadaşlar. Şuraya bir koyalım. Kapattık, koyduk. Bak aniden hemen şarj oldu gördüğünüz gibi. 2 tane USB girişi var. Burada da aydınlatma var gördüğünüz gibi. Mavi ayarladığım için mavi yanıyor. Audi Drive Select değişmeyen şey. Burada Efficient, Comfort, Auto, Dynamic ve Individual seçebiliyorsunuz. Individual ile şanzımanı ve direksiyonu tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Burada ESP, Start-Stop, park sensörleri, otomatik park sistemi de var bu araçta gördüğünüz gibi. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Burada ısıtmalı koltuklar hatchback'teki olduğu gibi 3 ayarlı. Otomatik klima var ve MMI sisteme bakar mısınız? Kısa yol düğmeleri var. Bu şekilde. Ana menüsü bu şekilde. Türkçe dil seçeneği tabii ki var. Onu da ayarlayalım. Göstereyim sizlere. Türkçe yani. Onu da ayarladık. Bu şekilde. Ana menüsü bu 2 sayfadan oluşuyor gördüğünüz gibi. Araç ayarları var. Işık ve ambiyans aydınlatma. 30 renklidir arkadaşlar. Buradan seçebiliyorsunuz yüzey ve renkleri. 30 renkli demiştik. Ona da bir göz atalım gördüğünüz gibi. Ve çift renk de seçebiliyorsunuz yüzeyler ve çizgiler için. Burada otomatik ayarlar da var. Bu şekilde. Verimlilik asistanı, Audi Drive Select, park yardımı hepsi mümkün. Sürücü asistanlar çok sayıda, ona bir bakalım. Hız uyarısı, trafik lambası, adaptif sürüş asistanı, mesafe uyarı, şerit terk etme, Audi Presence, şerit değiştirme, iniş uyarısı, acil durum, mola tavsiyesi hepsi var arkadaşlar. Gitgide artıyor her yeni modelde. Yok bu araçta. Ve şu navigasyon sistemine bakar mısınız? Çok güzel görünmüyor mu ya? Google Earth sistemini kullanıyor. Adeta oradaymışız gibi gösteriyor her şeyi. Burada telefonu bağlama yöntemleri var. Bluetooth, Wi-Fi hepsi mümkün. Android Auto, Apple CarPlay hepsi var. Burada haberleri okuyabilirim, hava durumuna bakabilirim, mesajlar var, kullanıcıları kaydedebilirim. Hepsi mümkün. Burada kısa yol düğmelerini demiştim. Ve kokpite bakar mısınız? Audi hayalet gösterge dijital kadran, yani Audi A8, A7 ile aynı sisteme bağlı. Üstte menüler var. Bu şekilde görebiliyorsunuz veya bu şekilde. Burada mesela araç verilerini gösterebiliyorum. Yukarıda ayarlarımız var, radyo vesaire. Harika. Audi bu konuda çok iyi. Burada sesle komut verme var. Burada değişik ayarlar var menüler için. F1 vites kollarını demiştim. Otomatik silecekler var. Burada otomatik adaptif hız sabitleyici var. Mesafe ayarı buradan oluyor. Ayarlarını buradan ayarlıyorsunuz. Otomatik farları var. Ambiyans aydınlatmayı gördünüz zaten. Kilitleme, açma kapılar için. Şurada bile havalandırma var. Burada cam ayarları var. Otomatik ısınıyor camlar ayrıca. Aynalar. Burada eşya gözümüz gayet yeterli bu araç için. Ses sistemi bile en iyi ses sistemi arkadaşlar. Siyah tavan döşemesi var. Panoramik cam tavanıyla alabilirsiniz. Bu araçta yok ama alabilirsiniz. LED aydınlatma var. SOS ilk yardım düğmesi var tabii ki. Karartan aynalarımız var. Muhteşem görünüyor. Harika bir şey. Ve Audi A3'ün arka koltuğundan bakış bu şekilde. Konsol çok klas görünüyor. Harika. Bence çok lüks. Olduğundan da daha lüks görünüyor. Çok yakıştı. Koltukları zaten RS7 ile aynı neredeyse. Diz mesafesi çok iyi. Benim boyum 1,83 m. Saçım da tavana değmiyor. Burada 2 tane çıkışımız var. Kol dayama var. Ve isofix koltuklarımız var arkada. Kırmızı iple işlenmiş. Devam ediyor arka koltukta. Aydınlatmayı zaten anlatmaya gerek yok. Hayranlıyım. Panoramik cam tavan seçenekleri de var. Sadece bu araçta yok. Ve tamamen LED aydınlatma